Samsun'da 30 yaşında bir adam çekirdek yerken canından oldu. Boğazına takılan çekirdek tanesi yüzünden nefes alamadı. Bir türlü çıkaramayınca da o heyecan kalp krizini tetikledi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı ama yapılan müdahaleler genç adamı hayata döndürmeye yetmedi. Araştırma görevlisi çekirdek yerken canından oldu. Acı haber Samsun'dan geldi. Çekirdek kurbanı olan genç 30 yaşındaydı. Araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu dün akşam ailesiyle birlikte evinde otururken çerez yiyordu. Yediği çekirdek nefes borusuna kaçtı. Fenalaşan araştırma görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hocam böyle bir durumda ne yapmak lazım? İlk yapılması gereken Heimlich manevrasıdır. Hangisidir hocam? Heimlich manevrası dediğimiz manevra hastanın arkasına geçilir. Tabii bu esnada hasta yerde yatıyor olabilir. Hasta ayağa kaldırılır. Evet. Hastanın arkasına geçilir. Yumruğumuzun bir tanesi midenin üstüne, diğer elimizde onu kaplayacak şekilde mide üzerine konur ve hızlıca bastırılır. Bu esnada karın içi basıncı artar, bu diyafragmayı yukarı kaldırır, göğüs basıncı ve trakea, larynx basıncı artarak yabancı cisim ağızdan dışarı çıkarılmış olur. Peki Heimlich manevrasını yaptınız ama boğaza kaçan cisim dışarı çıkmadı. Hastanın sırtına ritmik bir şekilde vurulabilir. Bu da yabancı cismin yerinden kıpırdamasına ve öksürükle atılmasına yardımcı olabilir. Peki. Genç araştırma görevlisi nefes alamayınca büyük panik yaşamıştı. Hastanedeki ilk kontrolünde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. İşte bu nedenle tüm doktorların ilk tavsiyesi böyle bir durumla karşılaşıldığında herkesin sakin olması. Öncelikle hastanın ve yakınlarının sakin olması lazım. Karaahmetoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi büyük acı yaşadı. Cenazesi Giresun'da toprağa verildi.